Dağ yolu pop sürüşü biraz Passat'tan dağ yolunda pov yapalım arkadaşlar. Kışlıklar var üzerinde. Şu an havada 20 derece. Asfalt güzel ama. Michelin Alpin 5'ler var üzerinde. Tabii eskidiler aracı. Volkswagen için direksiyon hissiyatı kötü derler. Yani hissiz. Açıkçası Polo'da öyle. Polo'da hiç bu hissiyat kısmı kötü. Yani zayıf bayağı. Ama bence Passat'ta böyle bir durum yok. Hatta tam tersi. Şuradaki eve bakın. Süper yapmış. Zannedersem buradan yukarı gidiliyor. Ama Passat'ta bence öyle bir durum yok arkadaşlar. Passat'ın direksiyon hissiyatı iyi ve iyiye yakın olduğunu söyleyebilirim. Tabii bir Ford gibi değil ama iyiye yakın bir direksiyon hissiyatı var. Yol tutuşunu beğeniyorum. Hatta son nesillerde mesela D sınıfında da Mondeo'yu birinci gösterirlerdi. Daha önceki kasalarda. Artık son nesilde B8 Passat'ın Mondeo'dan daha iyi olduğunu birçok testte görmüştüm. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da alt kısma yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara. Evet, önümüze yılan yolu mu bari? Şurası baraj. Yuvacık Barajı Kocaeli'nin. Barajın yanına doğru. Çuş. Bu alanda da piknik alanları var. Burayı. Şu korona kalksa da hatta şurada bakın. Kapalı burası. Piknik alanına gidiliyor oradan. Bu virüs muhabbeti kalksa da şurada biraz arkadaşlar şu ormanların içine doğru yürüyüş parkuru var. Bayağı büyük. Büyükşehir'in yaptığı bir yer. Hatta bu alanlarda da bile gidip yürüyüş yapılabiliyor. Çok güzel oralar ya. Çok beğeniyorum oraları. Bak hatta şurada görebiliyor musunuz? Yürüyüş parkurları var bayağı bir. Şimdi de dinlenenler var. Balık tutmaya gelenler var burada. Aslında yasak burada balık tutmak ama yani keyif amaçlı. Geliyorlar. Güzel biraz kasılıyor arkadaşlar. Ama bayağı dar buralar. Şöyle hani iki şerit değil de hani gidiş geliş değil de 1,5 şerit gibi. Karşınıza araç çıktığı zaman bayağı bir kenara yatmanız lazım. Hatta bazı yerler daha da darlaşıyor. Şimdi baraj burası. Barajın üzerinden karşıya geçeceğiz. Kapılarda bir sürü eşya var. Oradan biraz bir tıkırtı yapıyor. Yapmaya başladı. Evet, barajın üstünden geçeceğiz arkadaşlar. Baraj köprüsünün. Ha, burada sırayla geçmek lazım. Şöyle ben bekleyeyim. Barajın güvenliği. Şurası da sular fazla yükseldiği zaman boşaltılan yer. Hatta size şöyle bir göstereyim. Şurada dubalar çekmişler, bariyer. Kameranın ayarını bozduk.
Yapmak yasak ama size şöyle hafiften bir manzara göstereyim. Şurası da aşağısı. Bayağı sular var. Karlar da eridi. Baraj doldu. Yani son seviyesinde herhalde 80-90'ın üzerindedir. Çünkü tam ağaçların dibine kadar sular gelmiş. Geçen sene bayağı bir azdı ya. Şu hani dipte en azından bir 10 metre falan aşağıya inmişti. %40-50 seviyelerinin falan bak altına inmişti. Sapanca Gölü'nden buraya bir bağlantı var arkadaşlar. Gölden. Burası azaldığı zaman yağışlar yeterli miktarda gelmedi mi gölden buraya su basılıyor. Barajı da o şekilde de dolduruyorlar. Doldurma bir baraj oluyor yani. Şurada bir jandarmamız vardı ileride. Biraz da böyle. Buralar güzel. Çoğu piknik alanı. Buralar ama Ramazan'dayız tabi. Artık pikniklik zamanımız yok. Buradan yukarıya doğru bir sürü kamp alanı, tesisler ve şeyler var. Oralara dedi gelebilirsiniz. Böyle bir gezi hem Passat'tan böyle bir POV sürüş. Değişik bir tarz. Böyle bir tarzı daha önce denememiştik. Beğenirseniz böyle güzel yollarda aynı şekilde tekrar yaparız. Bu koltuklar çok bence Comfortline'daki koltuklar özellikle burada denetleme var. Jandarma. Comfortline'daki koltuklar arkadaşlar 14 yöne ayarlanabiliyor. Bu Ergo Comfort diye geçiyor. Bu baldır ve bel desteği bayağı iyi. Hem yan al desteği. Trendline'de bu koltuklar yok. Hatta Highline'a geçerseniz Highline'da tabi artı masaj özelliği ve hafıza özelliği de geliyor. Özellikle şoför tarafı için. Hafıza ve masaj tabi biraz daha yani lükse kaçıyor ama gerekli olan tüm özellikler bu Comfortline'daki koltuklarda var arkadaşlar. Ben onun için koltuklardan özellikle çok memnunum. Bir de koltukların yapısı gereği biraz daha böyle geniş. Hani 100 kilonun üzerindeki insanlar da rahatlıkla bu koltuklarda rahat edebilirler. Koltuklar geniş. Ama böyle hani çok da içerisinde sallanmıyorsunuz. Daha zayıf arkadaşlar. Böyle bir yapı olarak sizi saran bir yapıya sahip. Şöyle bir sollasak bunu. Şöyle manzaramız nasıl görebiliyor musunuz? Aracım 1.6 dizel 120 beygir 250 Newton torka sahip. Standart. Herhangi bir üzerinde şey yok. İlk çıkan serilerden 2015 ama 2016 trafik çıkışlı, 14 Ocak trafik çıkışlı. Test sürüşünü yapmadım. Evet, o kadar çok video çektim Passat'la ilgili ama Passat'ın test sürüşünü yapmadım. Bir sürü Passat test videosu vardı YouTube'da. Ben yapmayayım dedim yani ama bilmiyorum. Şöyle bir şey olabilir aslında. Bu 4 sene geçti üzerinden. 4 sene 4 ay gibi bir vakit geçti. Neler yaşadım? Başıma neler geldi? Garantiden değişen parçalar, arıza durumu, kronikler neler? İsterseniz böyle bir şey yapabilirim. Hani böyle bir şey istiyor musunuz? Hani bir kullanıcının gözünde bu kadar zamanda
bana ne sıkıntılar açtı mı açmadı mı, işte bakım maliyetleri gibi. Böyle bir video olabilir. İsterseniz böyle bir video çıkartırız. Şimdi sizi güzel güzel yerlerde gezdirmek istiyorum. Burası da bayağı iyi arkadaşlar. Şöyle bir Çamlı güzel bir yol var. Hatta şu yol boşken şu arkadaşla geçelim. Performans olarak memnunum. Yani böyle tam sınırda bir performansı var. Yani ne süratli ne yavaş. Böyle doğru vites aralığını yakaladığınızda tatmin ediyor ya. Yani tabii bu beklentinizle alakalı bir şey. Bir TSI gibi olmaz ama bana beni tatmin ediyor ya. Ben açıkçası tatmin oluyorum. Yani 200'ün üzerine kilometreye çıkabiliyor. Ben bir kere bir denemelik bir görmüştüm. Öyle bir şeyim de olmuştu. Hani ne yapıyor diye ama gidiyor. En önemlisi ara hızlanmalar ve tabii size güven vermesi. Evet, bana güven veriyor yolda. Ama Polo'da ben mesela onu hissetmiyorum. Yani yolda güven vermiyor. Mesela Passat'tan daha seri hızlanıyor. Daha güzel hızlanıyor. Ama güven vermiyor ya. Ben bir türlü sınamadım yani Polo'ya. Onun direksiyon hissiyatı ve bu yol tutuş. Aslında yoldan çıkmadı. Hiç de çıkartamadım yoldan. Ama o hissiyat, yani bundaki gibi bir hissiyat yok. Ben arada çok fark var ya, dağlar kadar fark var. Yani o da bir Volkswagen, hatta yıl olarak bundan daha yeni bir araç ama tabii kullanılan malzeme, işçilik, işte bu farklılıklarından dolayı arada bir kalite, bayağı bir kalite farkı var. Arkadaşlar, bu videoyu da beğendiyseniz, böyle bir video oldu, bir gezmelik bir video oldu. Bu koronalı günlerde böyle bir gezdik, gözünüz gönlünüz açıldı. Hatta ben kaç gündür de evdeydim, hiç dışarı çıkmamıştım. Ben de böyle bir hava almış oldum. Beğendiyseniz beğene basmayı, yorum yapmayı, tabii kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Tabii gelmesi, tekrar olmasını istiyorsanız onu da yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler, hoşça kalın.